Artificial intelligence. Artificial intelligence. AI technology. Done by AI. Artificial intelligence. But AI in politics. Big AI announcements. Artificial intelligence. AI generated. The AI chatbot tool. By artificial intelligence. Artificial intelligence. Makinisti değiştirmişler. Yapay zeka yapmışlar. Yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka. Artık her yerde yapay zeka. Artık benim her iki lafımdan üçü yapay zeka. Abartıyor muyum? Hayır. Biliyorum bambaşka gündemlerimiz var. Biliyorum hepsi de kendine göre önemli ama çoğu yerel gündemler. Bu yıl dünyanın bana göre en önemli gündemi yapay zeka. Gündelik hayatın telaşesiyle gözümüzün önünde birkaç konu dışında başka hiçbir şey yok. Sanki başka hiçbir şey göremez bir haldeyken dünyada yeni bir sanayi devriminin ayak sesleri yükseliyor. Sosyal dinamikler değişmek üzere. Bazıları bunu geçen yüzyıldaki atom bombasıyla kıyaslıyor. O kadar önemli bir gelişme oluyor. Bazıları ondan da tehlikeli bularak acilen durdurulmasını istiyor. Yapay zekayı durdurun diyorlar. Ve bu konuda ayrıca bir video hazırlayacağım ama zaten yeterince gerginiz. O yüzden bugün içine girdiğimiz bu yapay zeka çağına dair pozitif bir farkındalık yaratmak istiyorum. Good morning, sir. Yet another on-time delivery. Daha geçtiğimiz günlerde teknoloji devi IBM 7800 kişinin yaptığı işi yapay zekayla değiştirmeye karar verdiğini duyurdu. Nasıl? Yeterince pozitif oldu mu bu başlangıç haberi? Ama daha bunun gibi çok haberler duyacağız. Peki işsiz mi kalacağız? Yapay zeka bizim yapabildiğimiz her şeyi bizden daha hızlı, her şeyi daha iyi, her şeyi daha etkili yapacaksa bizlere ne olacak? Her şeyi onlar yapacaksa biz yan gelip yatacak mıyız? Bütün gün hobilerimizle mi uğraşacağız? Tabii hobisi olan kaldıysa. Yine de kulağa pek de kötü bir fikir gibi gelmiyor. Bu konuda çeşitli görüşler var arkadaşlar. Örneğin tarihte sanayi devriminde neler olduysa pek muhtemelen benzerleri yaşanacak olacak diyenler. Evet, fabrikalar ortaya çıktı, işçilerin yerini makineler aldı ama bir yandan da bir sürü yeni iş sahası açıldı. Aynı şeyler şimdi de yaşanıyor. Yeni meslek tanımlarından biri daha şimdiden ortaya çıktı bile. Prompt Engineering. Yapay zeka treni ilk düdüğünü çalar çalmaz birileri hemen ona atladı. Bu treni istasyondan kalkmadan bizim de yakalamamız lazım. Neden lazım? Yakın tarihten bir örnekle anlatayım. 2002 yılından bir hikaye geliyor şimdi, hazır olun. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Target'tan. Satışlarını arttırmak için böyle sürekli yeni fikirler peşinde koşuyor. Zaten ticarette durum hep böyle. Sürekli bir inovasyon yapmak zorundasınız. Target'ın bu kez hedefinde anne adayları var. İyi de nereden bileceksin kimin anne adayı olduğunu? Sadece bel bölgesindeki hafif kalınlaşmaya bakarsak pot kırma olasılığımız olabilir, değil mi? Because I'm pregnant. No. No. Yeah, and that's... Markete giren herkese pardon hamile misiniz diye sormak da ayıp olur. Ama dedik ya ticarette her zaman inovasyon gerekli diye. Target'ta hamile kadınlara ürün satmakta oldukça kararlı. Bu problemi çözmek için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir istatistikçiyle çalışıyorlar. Hamile olduğu bilinen kişilerin alışveriş verilerini tek tek inceliyorlar. Hamile bir kadın hangi ürünlerden alıyor, ne kadar alıyor, hangi rafta olursa daha çok satıyor, böyle buna benzeyen bir sürü parametreye bakıyorlar ve bir algoritma oluşturuyorlar. O zamanlar yapay zeka yerine böyle kibarca algoritma falan diyorduk. Hani bizi daha az tehdit ediyor gibi geliyordu herhalde. Maksadım ne benim? Tereyağını uzat. Aman tanrım. Eğer markette dolaşan biri hamile birinin davranış biçimlerini gösteriyorsa, ona benzer şekilde alışveriş yapıyorsa, o kişinin büyük olasılıkla hamile olabileceğini öngörüyorlar. Ve o müşterinin adresine ona göre kampanya malzemeleri yolluyorlar. Mesela bebek bezi için indirim kuponları filan. Fakat bir gün garip bir şey oluyor. Target mağazalarından birini bir baba arıyor. Öfkeli bir baba. Kızına sürekli hamilelikle ilişkili indirim kuponları gönderildiğini fark etmiş. O da mağazaya kızıp bağırıyor ne alaka diye. Siz ne demek istiyorsunuz? Daha liseye giden kızımı hamile kalmaya mı teşvik etmeye çalışıyorsunuz? Atarlanıyor ama baba anlamamış.
Tabii mağaza yetkilisi de olan bitenden bir haber. Nereden bilsin adamcağız algoritma margoritma filan? Utanıyor, sıkılıyor, özür diliyor. Duyduğu rahatsızlıktan olsa gerek. Ertesi gün bu kez o öfkeli babayı kendisi arıyor bizzat. Tekrar özür dilemek için. Fakat ilginç bir şey oluyor. Baba artık öyle öfkeli filan değil. Diyor ki aslında ben size bir özür borçluyum. Benim bile farkında olmadığım bazı durumlar gerçekleşiyormuş. Kızım gerçekten hamileymiş ve ben bundan yeni haberdar oldum. Sizlerden o yüzden özür diliyorum. Öz babanın bile anlayamadığını bir algoritma anlamış. Bakın o zamanlar daha sosyal medya falan yok. Toplanan veriler sadece mağazaların içindeki insan hareketlerinden çıkarılıyor. Buna rağmen istatistik ve matematik yardımıyla geliştirilen bir algoritma işe yarıyor. Yes, science. 2002'den 2023'e sadece 21 yıl geçmedi arkadaşlar. Dünyada binlerce yıldır üretilen bilginin binlerce katı üretildi. Milyarlarca insanın yaptığı hemen her şey kaydedildi, işlendi, sonuçlar çıkarıldı ve bunlarla makineler beslendi, eğitildi. Bizim karşımıza öyle bir anda çıkmış gibi gözüken ChatGPT'lerin, Bard'ların arkasında o 21 yıllık çaba var. Az önce verdiğim örnek artık yapay zekaya giriş derslerinde öğretiliyor. Bir ürünü markette hangi rafa koyarsanız daha çok satarsınız ya da tarihi geçmeye yakınlaşan ürünler nereye konmalı ki daha çabuk satılsın? Tüm bunlar birer optimizasyon problemi ve bunların çok yenilikçi bazı çözümleri de var. Bazıları gözümüzün önünde duruyor. Örneğin Netflix'in önerdiği diziler, filmler. Bunlar da aynısı. Bu kez alışveriş alışkanlıklarımızı ölçmek yerine izleme alışkanlıklarımız ölçülüyor. Bize benzer izleme alışkanlıkları olanlar neleri izleyip beğendiyse bizim önümüze de ona benzer öneriler konuluyor, sunuluyor. Görsel tanımadan tutun envanter yönetimine, yazılar yazmaya, resimler çizmeye, hatta bilimsel problemleri çözmeye bile aday artık yapay zeka. Mesela proteinlerin katlanmaları ile ilgili yapılan çalışmalar için kullanılan AlphaFold yapay zekası artık çok hızlı bir şekilde yıllardır çözmekte zorlandığımız problemleri çözebilir hale geldi. Hatta canlı yayında duyurduğumuz şu kara delik görseli vardı ya hani, işte onu yapay zeka kullanarak tekrardan geliştirdiler. Oluşturulan yeni görüntü kara deliğin çok daha detaylı bir görselini gözler önüne serdi. Peki biz ne yapabiliriz? Bu kalkan yeni treni biz nasıl yakalayabiliriz? Sorularının cevabına geçmeden önce buna ilişkin bir etkinlik haberi paylaşmak istiyorum sizlerle kısaca. Bu videonun sponsoru Voldef, özellikle e-ticaret ve e-ihracatta yaşanan dönüşümleri kaçırmak istemeyenler açısından çok önemli bir etkinlik düzenliyor. World E-Commerce Forum 8-9-10 Haziran 2023 tarihlerinde Avrupa'nın dört bir yanını İstanbul'da buluşturacak. Global markalar, yatırımcılar, pazar yeri satıcıları, e-ticaret perakendecileri, pazar yerleri, servis sağlayıcılar, girişimciler, üreticiler, toptancılar, tedarikçiler ve ekosistemin tüm paydaşları İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya gelecek. Düzenlediği uluslararası etkinlikler, eğitimler ve yayınlarla e-ticaret ve e-ihracattaki dönüşümde referans noktası olma misyonunu üstlenen WorldEF, 300 milyar dolarlık e-ticaret ekosistemini 41 ülkeden 100 bin ziyaretçiyi, 500'den fazla konuşmacıyı, 50 binden fazla global pazar yeri satıcısını 10. World E-Commerce Forum'da buluşturacak. Açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanarak siz de bu benzersiz etkinlikte B2B iş birliktelikleriyle global pazarlara açılabilir, üreticiler ve satıcılarla görüşebilir, dev e-ticaret markaları ve pazar yerleriyle anlaşabilir, markanızı hem yurt içinde hem de yurt dışında büyütme fırsatı yakalayabilirsiniz. Evet, kalkmakta olan, hatta belki de kalkmış olan bir trendden söz ediyoruz. Size anlattığım o hamile müşteriyi babasından önce tanıma hikayelerinin üzerinden çok sular geçti. Bazı şeyler çok değişti. Kimisi çareyi algoritmalarda buldu, kimisi çok büyük veri tabanlarında veri madenciliği yaptı. Big Data. Bir zamanlar bu büyük kavram hakkında büyük büyük kitaplar yazılır ve bunun hakkında konuşurduk. Bir zamanlar da insanlar kara tren hakkında konuşurmuş, değil mi? Çünkü sanayi devriminin makinelerin en güçlü sembollerinden biriymiş o trenler. Gördüğünüz gibi isimleri, şekilleri sürekli değişiyor ama şu anda makinelerin hepsi de bir yöne doğru gidiyor ve gittiği o yön
insan zekasına meydan okuyor. Onun gidişini aval aval dışarıdan izlemek yerine bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Target, sizce tesadüfen mi bu kadar büyük bir market zinciri oldu? IBM, şans eseri aldığı kararlarla mı bu kadar büyüyebildi? Hayır. Onlar treni yakaladılar. Zaten gözleri sürekli böyle bir treni arıyordu. Çünkü biliyorlardı ki geleceği kurmak istiyorsanız oraya yolculuk etmelisiniz. Bir doktorun ya da eczacının eğitiminde yaşadığı en büyük güçlüklerden biri nedir? Birçok ilacı ve onun etkileşimlerini akıllarında tutmak, değil mi? Günlerce, haftalarca, aylarca sıkı bir şekilde çalışıp bunları aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Bir hukukçunun eğitiminin en büyük parçası da böyle kolum kalınlığındaki kitapları okuyup öğrenmekle geçiyor. Bir sürü ezber bilgiyle dolduruyoruz bu zihinlerimizi, beyinlerimizi. Ömrümüz gidiyor ya. Üstelik bunlar çoğunlukla sadece bilgi, yani ham bilgi. İnternetten açıp kolayca bulabileceğiniz, bakabileceğiniz türden bilgiler. Ama biz yine de kendimizi bunlarla eğitebileceğimize inanıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Sınavlara ezberler yaparak giriyoruz. İşimizi yaparken sürekli bunları aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Peki ya bunlara gerek kalmasaydı? ChatGPT yakın zamanlarda avukatların ve doktorların girdiği sınavlarda geçer not almaya başladı. Bizim o kadar uğraşarak yaptığımız şeyleri o artık tık diye yapıyor. Daha geçtiğimiz günlerde yayınlanan şu çalışmaya bir bakın. Bir forumda üyelere hem chatbotuyla hem de gerçek doktorlarla cevaplar verilmiş. Üyeler cevabın chatbottan mı yoksa doktordan mı geldiğini bilmiyorlar. Aldıkları cevapları kaliteye ve empati seviyesine göre değerlendirmeleri istenmiş. Sonuç? Üyelerin %80'i chatbot'un verdiği cevapları tercih etmiş. Doktorların verdiği cevapların aksine chatbot'la verilen yanıtlar neredeyse hiç kötü değerlendirme almamış. Üstelik sadece bununla da sınırlı değil, chatbot'un verdiği cevaplar daha bir empatik bulunmuş. Al sana Turing testinden geçen bir makine. E hani yapay zekaya karşı empati? Biz insanların en güçlü farkı değil miydi? Bu araştırmalar, bu denemeler gerçekten yapay zekanın doktorların ya da avukatların yerini alacağını mı bize söylüyor yani? Yoksa işlerimizi daha etkili kılmak için onu hayatımıza entegre mi edeceğiz? Entegrasyon. Yapay zekayı hayatımıza entegre etmek zorundayız. Bu da bir alignment, bir hizalanma problemi. Teknolojik gelişimin önünde durulamayacağı bir gerçek. Yapay zeka ise gümbür gümbür gelen bir gerçek. Birçok dinamiği değiştirecek. Onu akıllı bir şekilde hayatımıza entegre etmeyi, yani bu alignment problemini çözdüğümüzde her şeyin çok daha efektif bir hale geldiğini göreceğiz. Belki de bu kadar ezber yapmamız gerekmeyecek. O problemin bir tarafını çözerken biz başka bir tarafını çözeceğiz. Fakat çözeceğimiz o tarafın ne olduğunu bile bilmiyoruz şu anda. Denklemin neresindeyiz biz? İşte bunu anlamak için önce o trene atlayıp o gelecek yolculuğuna çıkmalıyız. Yapay zeka alanında dünyaca ünlü bir isim var, Andrew Ng. Bu durumu şuna benzetiyor. Bunu edebiyatın doğuşuna benzetiyorum. Bundan birkaç yüzyıl önce sadece baş rahip gibi yüksek rütbeli bazı kişiler okuma yazma biliyordu. Ekinlerinin peşindeki bir çiftçi ya da koyunlarını güden bir çoban okuma yazma bilecekti de ne olacaktı? Neyse ki herkesin okuma yazma öğrenmesiyle daha zengin bir toplum inşa edebileceğimizi eninde sonunda keşfettik. Bugünleri de o zamanlara benzetiyorum. Şu anda yapay zeka yüksek rütbeli bazı kişilerin elinde. Günümüzün başrahipleri, yetenekli yazılımcılar, büyük teknoloji şirketleri. Fakat inanıyorum ki eğer herkes için erişilebilir kılarsak geleceği birlikte yazabiliriz. İşte bu da bizim mücadelemiz. Yakın gelecekte önümüzdeki en önemli seçim bu olacak. En okumuşumuz bile birkaç yıl içinde cahilleşme potansiyeliyle karşı karşıya. İşte böyle bir yeni çağda okuma yazma bilmeyen çobanlar olarak bizlerin yapması gereken bu trene bir an önce atlamak ve geleceği birlikte yazmak.